Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2019 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere çok büyük bir değişiklik yapıp Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuş takımları Çin Süper Ligi'ne yolladık ve bakalım sonuçların ne olduğunu ben de çok merak ediyorum açıkçası. Daha önceden şampiyon olmuş takımları İngiltere Premier Ligi, İspanya, La Liga ve İtalya Serie A'ya göndermiştik. O videolara da açıklamadaki linklerden ulaşıp onları da izleyebilirsiniz dedikten sonra her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza derse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dedikten sonra hızlı bir şekilde artık takımlarımız bakalım Çin liginde neler yapmış onlara bakalım arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tarihlerimiz 5 Şubat 2018'i gösteriyor. Bu arada videoya yeniden hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bunu söylemeyi unutmayayım. 5 Şubat 2018'i gösteriyor. Buradaki tarihin 5 Şubat olmasının sebebi Çin liginde ligin Mart ayında başlaması ve sezon öncesi tarihin Şubat ayına denk gelmesinden dolayı. Hemen Çin ligine hızlıca gidelim. Şurada Çin ulusal birinci ligi varmış. Hemen buradan Çin birinci ligine gidelim. Gördüğünüz gibi Beşiktaş, Bursa Spor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Çin ligine yolladık. Onların yerine Türkiye ligine yolladığımız takımlara da bir bakalım. İsimlerin telaffuzunda bazı yanlışlarım olabilir. Bundan dolayı da herkes şimdiden kusura bakmasın. Türkiye Süper Ligi'ne de gönderdiğimiz takımlarda Guizhou, Henan, Huaxia. Shinfu diyebiliriz herhalde buna. Onun dışında 3 e, Tian Tianhai ve Yifang takımlarını Çin liginden Türkiye ligine gönderdik. Yalnız şurada Türk takımlarının başarılı olması adına e, onların ulusal kupalarını Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi yapmadım. Onu belirteyim. Türk takımları Avrupa'ya gidecek. Bakalım Türk takımlarının durumları ne olacak? Ama bunun aksine Çin Süper Ligi'ndeki takımlarımızın ulusal kupalarını Çin olarak değiştirdim. Yani Asya Avrupa Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak ancak şampiyon olması durumunda takımlar. Hemen kurallara gelelim. Kurallarla ilgili ben birkaç değişiklik yaptım. Onları da size söylemek istiyorum. Normal şartlarda burada yabancı oyuncu problemi var. Burada kadroda 99 yabancı oyuncu bulundurulabilir gibi bir durum söz konusu yaptım. Yani kadro durumlarını biraz serbestleştirdim. Para ödüllerini olumlu miktarda çok fazla arttırdım. Para ödüllerini arttırdım çünkü kariyerli oyuncuların geleceğini gelemeyeceğini merak ettim açıkçası. Ondan dolayı. Ve transfer sezonunda kesinlikle yabancı oyuncu transferi yasaktı. Burada bunları kaldırdım. Biraz zor oldu bunlar. Çin Ligi'nin datasında da istiyorsanız aşağıdaki linkten onu da indirebilirsiniz. Artık linkleri aşağıya koymaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, yoğun istek geliyor sizlerden. Bunları da belirteyim. Eğer ki indirmek istiyorsanız bu deneyimi siz de yaşamak istiyorsanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Hemen arkadaşlar 5 sezon sonrasına gidelim. 5 sezon sonrasında bakalım ne oldu. Bu sefer Simulate'imiz 5 sezon oldu. 5 sezon boyunca Türk takımları neler yaptı. Ee, Çin Ligi'ne dominasyon sağlayabilmişler mi bakalım nasıl olmuş. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi 5 sezon sonrasına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tarihlerimiz 1 Ocak 2020 biraz hızımızı fazla al hızımızı alamayıp biraz fazla simüle etmişiz oyunu yani ilk defa böyle kış ve yaz şeklinde olan bir ligi simüle ettiğimizden dolayı böyle bir şey olmuş. Çin liginde bakalım durumlar nasıl hemen Çin liginin durumuna gelmek istiyorum ben. 5 e, sezon boyunca ne oldu ona bakacağım. İlk sezondan başlayacağım. Evet arkadaşlar Çin ligimde 2018 yılında Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüyorum. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe gelirken temsilcilerimizden Bursaspor Spor 6. Trabzonspor 10. olmuş. Changchun ve Renhe takımları küme düşmüş gözüküyor. Ben Guan takımı da 4. olmuş. Guangzhou takımı da 7. olmuş. Yine onlar da önemli takımları Çin Ligi'nin. Galatasaray bu dönemde 70 puan toplayarak 5 puan önde şampiyon olmayı başarmış. Hemen 2019 sezonunda ne olduğuna bir bakalım. 2019 sezonunda ligin gediklilerinden Ben Guan takımı 67 puanla şampiyonluğu almış. Beşiktaş'ın elinden puan puana geçen bir mücadele olmuş. Son haftaya kadar büyük ihtimalle gitti. Bu mücadele son hafta Beijing Guan Beşiktaş'ın önünde şampiyonluğu almış. Fenerbahçe 3. Galatasaray geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray 4. Bursa Spor 10. Trabzonspor ise 9. sırada olmuş. Bursa Spor ve Trabzonspor hemen hemen aynı puanlar almış mı diyeceğim. Yok Bursa Spor 39 Trabzonspor 41 puanda yer almış. E, avarajların eksi olması da aslında biraz değişik bir durum. Çok fazla güçlü takımın olmadığı bir dönemde e, burada daha başarılı olmalarını bekliyordum açıkçası hepsinin. Hemen devam edelim 2020 sezonuyla. 2020 sezonunda Galatasaray yeniden şampiyon olmuş. Bu sefer 2. E, Fenerbahçe 3. 5. Beşiktaş, Bursa Spor 8. Trabzonspor ise 13. sırada yer almış. Neyse ki çok kötü takımlar var ki ondan dolayı takımlarımız küme düşmüyor gibi gözüküyor. E, son haftaya kadar süren bir şampiyonluk mücadelesi olmuş. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beijing 11. sırada yer almış ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ayrıyetten Beşiktaş'ın da katıldığı bir şampiyonluk mücadelesi olmuş. Son haftaya kadar süren mücadeleyi Galatasaray ikinci kez kazanmış. E, toplamda 52 gol atılmış. Galatasaray bu dönemde 29 gol yemiş. En çok gol atan takım ise şu anda gözüme çarptığı üzere Beşiktaş'tan fazla atan Jiangsu takımı olmuş. 58 golle ama 48 golde yemeği başarmışlar. Hemen devam edelim 4. sezonuna. 4. sezonda bu sefer Beşiktaş 63 puanla şampiyon olmuş. Galatasaray 2. Trabzonspor 4. Bursaspor 6. ve Fenerbahçe 7. sırada tamamlamış ligi. Yine beklediğimizin aksine takımlarımızın alt alt olmasını bekliyordum açıkçası ben ama nedense diğer takımlarında da üstünlüğü ortada. Çünkü vermiş olduğumuz lig sıralaması primleri neticede önemli bir katkı sağlıyor transfer bütçelerine takımların ve onlar da iyi kötü transfer yapıp takımlarımızın önüne geçmeye çalışıyorlar. E, bu dönemde Beşiktaş'ın koymuş olduğu 9 puanlık bir fark var arada. E, 55 gol atarken 24 gol yemişler. Onun dışında Galatasaray ise 54 puan toplayabilmiş. E, Trabzonspor 53 puan toplamış. Neredeyse o da ikincilik mücadelesinde ciddi bir adım atmış. Bursaspor'un 48 puan topladığını görürken Beyin da e, bu dönemde 52 puan toplamayı başarmış. Hemen son sezonumuza geçelim. Ondan sonra takımların sıralamasına göre devam edeceğim. Son sezonda yine Beşiktaş şampiyon olmuş. Üst üste iki kere şampiyon olmuş. Toplamda ne oldu 5 sezonda yani? E, iki kere Galatasaray, iki kere Beşiktaş ve bir kere Beijing Guan takımı şampiyon oldu. E, onun dışında ikinci sırada Jiangsu takımı yer almış. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Galatasaray, dokuzuncu Bursa Spor ve onuncu Trabzonspor olmuş şeklinde gözüküyor. Baktığımız zaman Beşiktaş yine 9 puanlık bir fark en yakın rakibine açmış. Bu arada ikincilik mücadelesi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele ettiğini görüyorum. E, Jiangsu takımı 51 puanla ikinci olmuş ve aslında average puanı çok da iyi değil ama bizim takımlarımızın yaptığının aksini yapmamış. Onlar da başarılı bir performans çizerek ikinci olmuşlar. Bursa Spor dediğim gibi 9. Trabzonspor 10. sırada yer almış. Hemen en alttan başlayıp takımların fikstür, menajer geçmişi ve oyuncu kadrolarına, transfer geçmişlerine göz atmaya başlayalım arkadaşlar. Trabzonspor'la başlayalım 10. sırada olduğu için. Trabzonspor'un kadrosunda en değerli oyuncu olarak kim varmış? Hemen ona bir göz atalım arkadaşlar. Trabzon Sporun kadrosunda Rodrigo Eli var. Rodrigo Eli'yi hemen profiline bir bakalım. Rodrigo Eli Brezilyalı oyuncu. 29 yaşında ve onu Coritiba'dan transfer etmiş Trabzonspor. 14.75 milyon euro vermişler. O da geçtiğimiz sezonda çok olumlu bir katkı yapamamış açıkçası. Geçmişinde Milan olan bir oyuncu ve yetenek puanına bakalım. 24.5 milyon euroya ulaşmış olması onun yetenek puanını nasıl etkilemiş? 131 yetenek puanında bir oyuncunun 24.5 milyon euro değerde olması garip aslında. Sebastian Vargas var. Yine Sebastian Vegas özür dilerim. O da 17.5 milyon euro değerinde. Denizman var. Bu da serbest bir oyuncu oluyor oyun başında. Tanıdığımız oyuncularda Ogenyi, Onazi var. E, Yusuf Yazıcı var. Yusuf ait Benaster var. Sabek olması lazım bu oyuncunun. Dostmuş ama. Ha bu oyuncu pardon. Oyuncuyu karıştırmışım. Özür dilerim. Bu oyuncu evet. Orta sahanın ortasında oynuyor ve zihinsel özellikleri harika diyebilirim. Bunu da e, gördüğünüz zaman transfer etmiyorum bu oyuncu Sevilla'da değil miydi ya? Ha oyuncuyu karıştırmışım ben. Özür dilerim. Pardon arkadaşlar. karıştırdım bir oyuncu. Onun dışında Leandro Godoy var. Pulido var. Kedi Zora var. Oliveira var. Bakıyorum takımda tanıdık bir oyuncu var mı diye. Stangl var. Stefan Stangl yine Avusturyalı oyuncu. Onun dışında bir şey yok. Geçmişinde menajer geçmişi nasıl olmuş? Ünal Karaman'ı hemen kovmuşlar. ardından Trozier gelmiş. E, Filip Ardından Kiro Ferreira gelmiş. Alexander Pantic ve son olarak Jorge Castello takımın 2 senedir başında. Geçinci menajerlik görevini yapmış Alexander, Alexander Pantic. Ondan sonra Castello'yu getirmişler takımın başına. Fixtro olarak ne yapmış Trabzonspor ilk sezondan itibaren bakalım. Ee, i̇lk sezonda zaten bir kupa yok Trabzonspor'da. Peki bunlar karşılıklı oynadıkları maçlardan atmışlar. Fenerbahçe'ye yenilmiş, Fenerbahçe'ye ile beraber kalmışlar. Beşiktaş'la yenilmişler Beşiktaş'a. Bursaspor'a, Galatasaray'a yenilmiş. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye yine yenilmiş. Galatasaray'a yenilmiş. Bir tek Bursaspor'u yenebilmişler sezon boyunca Türkiye Liginden gelen takımlarda ilk sezonda. İkinci sezona baktığımızda FF Kupası yani bu da bizim Türkiye Kupası gibi bir kupa. Onun ikinci turunda bu ana elenmişler. Yine Beşiktaş'a, Bursa Spor'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a yenilmişler. Bursa Spor'a yenilmiş ve Fenerbahçe ile de beraber kalmış. Yine burada Trabzonspor hiçbir galibiyet alamamış. Devam edelim. Burada da 3. sezonda da pek bir şey yok. Yine ben şöyle tutayım siz neler olduğunu görün. anlatma Anlatmıyorum tek tek. 2021 sezonunda yine bir Avrupa Kupası yok. FF Kupası'nda Yongchang'a elenmişler 2-1 olarak. Onun dışında son sezonda ise yine FF Kupası'nda 4. turda Nantong'la eşleşip ardından Fenerbahçe ile eşleşmişler 5. turda ve 5. turda Fenerbahçe'ye elenerek kupaya veda etmişler. Trabzonspor adına hiç epe efektif bir sezon düzenlemesi olmamış maalesef. Trabzonspor başarılara uzak kalmış. Transfer geçmişinde neler olmuş Trabzonspor'un ona bakmak istiyorum. İlk sezonda Denizman'ı 3.3 milyon euroya almışlar. Fabio Santos gelmiş Atletico Mineiro'dan satılan oyuncularda. Yine Kamil Ahmet Çörekçi. Chong Ying takımına 650 bin euroya satılmış. Onun dışında Selçuk İnan Galatasaray'dan kiralanmış. Ersan Adem Gülüm'ü de serbest olarak kadro kadrolarına katmışlar. İkinci sezona geldiğimizde Alan Paul P Pulido alınmış, Rahem Laval alınmış ligimizden tanındığımız bir oyuncu. Augusto Solari'yi almışlar. Çok paralar harcamadan kiralık olarak da Alcala ve Lasse Vibe gibi oyuncular kiralanmış. Bu arada Abdülkadir Ömür'ü Şandong'a satmışlar 22,5 milyon euro'ya. Filip Novak da Sassuolo'ya gitmiş İtalya'ya. Zargo de Kan'a gitmiş. Ee, onun dışında pek sattıkları oyuncular yok. Kiralık hamleleri var. 3 ee, üçüncü sezona geçelim hemen sizlerle beraber. Üçüncü sezonda Stefan Stangl'ı almışlar. Dediğim gibi Bings, Bings, Bain Sports diye isim geliyor. Bain Guan'dan 6.25'e. Kid Zora'yı almışlar. Dinamo Kiev'den, Beşiktaş'tan Alkala'yı kiralamışlardı. Bu sezon almışlar. Wolscheid Fuli'den gelmiş. Leandro Godoy Galatasaray'dan gelmiş. 3.7 milyon euroya. Trabzonspor bu dönemde iyi transferler yapmış aslında. Bir yükselişe geçmek adına bir sezon sadece dördüncülüğü var Trabzonspor'un. Onun dışında pek de bir hamlesi yok. Ersan Adem Gülüm, Gülüm, Gülüm. Ersan Adem Gülüm'ü serbest almışlardı. Bahadır gün gördü. Kaleci olarak Manisa'dan alınmış. Onun dışında bedensiz transferler. Vahit Amiri eski oyuncusu e, gitmiş. Onun dışında devam edelim hemen 2021 sezonuyla. 2021 sezonunda Diego Reyes Morella'dan gelmiş. Morelia takımından gelmiş. 4.2 milyon euro. Ya. eskiden Fenerbahçe'den tanıdığımız oyuncu. Morelia takımı da e, Meksika Ligi'nden bir takım. Bench Hark Bench Harki Al Hilal'den gelmiş. 4.2'ye Zabala. Onun dışında tanıdık bir oyuncu transfer edememişler. Aslında benim burada da fazla bütçe vermemin amacı tanıdık oyuncuları getirmeleriydi ama olmamış. Pedro Alcala Sheaua'ya gitmiş 4.4 milyon euroya. Vakayeme Vitesse'ye giderken Patrick Ziegler Zihank'a gitmiş. Onun dışında Vujadin Savic Ratchinki'ye geri dönmüş ligine. Hosayini de 600 bin euroya. Persa Polis'e gitmiş yani Yunanistan ligine. 2022 sezonuna geçtiğimizde Trabzonspor'da Sebastian Vegas'ı Beşiktaş'tan 24 milyon euroya almışlar ve 27 milyon opsiyonlu. Rodrigo Eli de Coritiba'dan 14.75 milyon milyon euro gelmiş ve opsiyonlu 19 milyon euro. Menno Polman PSV'den gelmiş 2,5 milyon euro. 5,75 milyon euro opsiyonlu değeri var. E, Yusuf, ben, Yusuf Ait Benaser Bordo'dan gelmiş. Sattıkları oyunculara baktığımız zaman Diego Reyes geldiği gibi gitmiş. Rahim Leval yine zararına gitmiş. Burada kar ettikleri tek oyuncu Diego Reyes olmuş. Burada da Sebastian Vegas'a çok fazla para vermişler. Trabzonspor adına bakılacak ilk nokta Abdülkadir Ömür'den kazandıkları 24 milyon euroyu burada Vegas vermişler. Vegas'ın bir profilini size göstereyim. Temin de göstermiştim aslında ama 135 yetenek puanına sahip ve 151'e kadar ulaşması bekleniyor. 26 yaşında stoper oyuncusu. 17,5 milyon euro değeri var ve izleniyormuş şu anda. Hangi takım tarafından izleniyormuş? Tianjin takımı onları izliyormuş. Bakalım ne olacak diyebiliriz. Trabzonspor adına bakacağımız her şeye baktığımızı düşünüyorum. Hemen şurada e, bakacağımız bir şey var mı diye. Yusuf Yazıcı'nın kaptan olduğunu görüyorum. Zengin bir takım. Üst düzey modern tesisleri var ve e, durumlar böyle aslında. Ali Rıza, Gülen diye bir oyuncuları da gelecek vaat ediyormuş. Orta sahanın ortasında oynuyormuş. 90'a 119 nasıl gelecek vaat ediyorsa artık Çin Ligi'nin nasıl düşük olduğunu düşünüyoruz düşünmemiz lazım. Hemen devam edelim Çin Süper Ligi'yle arkadaşlar. Çin Süper Ligi'ne geldiğimizde şuradan özür dilerim. Şuradan Bursa Spor 2022 sezonuna gelelim. En son Trabzon'a bakmıştık. Şimdi Bursa Spor'la devam edelim. Bursa Spor'a genel bakıştan biri bakalım. Şu an teknik direktörü Şenol Güneşmiş Martin Nervo ve Maximilian Meza kaptanlık pozisyonlarında. Lidio diye bir oyuncu da kendisi kilit oyuncu olarak gözüküyor. Lidio'nun profiline bir bakalım. Lidio gerçekten iyi bir oyuncuymuş. 18.25 milyon euro vermişler ve Flamingo'dan kendisine transfer etmişler. Defansif orta saha pozisyonunda oynuyor ağırlıklı olarak. 145, bin, 145 yetenek puanına sahip ve 159'a kadar ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda 4 asistle oynamış Bursa Spor'da. Ondan önceki sezonda 5 asist yapmış. 18.25 milyon euro eden oyuncunun şu an güncel değeri ise 10.25 milyon euro. Yine gelecek vadenin oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya olarak gözüküyor. Bursa Spor'un 112 yetenek puanına sahip ve 140'a kadar ulaşması beklenmekte. Hemen Bursa Spor'un ana profiline bir bakalım. En önemli oyuncusu Gustavo Gomez olarak gözüküyor. 32 milyon euro değeri var. Gustavo Gomez'in Gustavo Gomez geçtiğimiz senelerde Milan gibi, Shakhtar Donetsk Dinamo Kiev gibi takımların formasını giymiş. Yetenek puanı ise 135 civarında ve 138'e kadar ulaşması beklenen oyuncu. Şu an için 29 yaşında ve Bursa Spor formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maçta oynamış ve Bursa Spor onu 24,5 milyon euro verip transfer etmiş. Maximiliano Meza yine kaptan oyuncularından. Edwin Cardona Bursa Spor'da e, Nice'de kiralıkmış. Şu anda Bursa Spor'dan garip bir şekilde Nice'e kiralamışlar oyuncuyu. Bursa Spor'un oyuncusu ve Nice'e kiralamışlar. Yetenek puanı olarak da 129 civarında 151'e kadar ulaşması bekleniyor. Değişik bir lig olmuş aslında. Onun dışında Angel Romero var. Lidio var. Saukedo var. Bursa Spor'un aslında kadrosu hiç fena değil arkadaşlar. Menajer geçmişine bakalım Bursa Spor'a. Samet Aybaba e, yaklaşık 1 yıl 279 gün sonra kovulmuş ve yerine Şenol Güneş gelmiş. Şenol Güneş'le 3 yıl 25 gündür devam ediyor Bursaspor'un birlikteliği. Hemen şuradan Bursaspor'un fikstürüne bakmak istiyorum. İlk sezonda Bursaspor Beşiktaş'la berabere kalmış. Onun dışında Fenerbahçe'ye ile berabere kalırken Trabzonspor'a yenilmiş. Galatasaray ise Galatasaray ise Galatasaray'a da yenilmişler. İkinci yarıda Beşiktaş'a yenilmişler. Trabzonspor'a yenilmişler. Fenerbahçe ve Galatasaray'la da berabere kalmışlar diyebilirim arkadaşlar. Hemen ikinci sezonuna geçelim. İkinci sezonda da bir şey yok gibi gözüküyor Bursa Spor adına. Buradan siz yine bakabilirsiniz. Ben durdurayım burada bir kısa süreli. 2020 sezonunda e, Türk Çin Kupası'nda yine Kian Zhao takımıyla eşleşmişler ve dördüncü turda elenmişler. 2021'de yine bir durum yok. Burada aslında önemli olan Avrupa Asya Şampiyonlar Ligi'ne tak giden takımlarımızın durumu önemli. Bursaspor ve Trabzonspor bu başarıyı sağlayamadıkları için onlarda bir şey yok. 2022 sezonunda Yan Cheng'e elemişler. Ardından Ho San Min Kuan takımına 5. turda elenip kupaya veda etmişler ve lige fokuslanmışlar ama ligde de çok başarılı bir performans çizememişler. 1-0 Fenerbahçe'yi yendiklerini görüyorum ve onun dışında pek bir şey göremiyorum Bursaspor adına. Ve Bursa Spor'un transfer Bedellerine bakacak olursak Jose Baffa gelmiş bedelsiz olarak. Larkio gelmiş. Onun dışında Kakena da Sundowns'dan gelmiş. E, sattıkları oyuncularda Yusuf Erdoğan Şandong'un yolunu tutmuş. 2 milyon euroya ve devam edelim. 2019 yılında ise Guga e, Atletico Minerio'dan gelmiş. Meza Monterrey'den gelmiş. Yoni Gonzalez Fluminense'den gelmiş. İyi para harcamış Bursa Spor bir dönemde. Onun dışında bir oyuncu yok. Satılan oyunculara baktığımızda Aytaç Karagöztepe'ye Alper Ademoğlu Hinkfu'ya gitmiş 1 milyon euroya. Latov Michi de 525 bin euroya Sao Bükreş'e gitmiş gibi gözüküyor. Hemen bir sonraki sezona geçtik Bursaspor'da Spor'da. Angel Romero'yu Coritiba'dan almışlar. Geri medeliyi Beşiktaş'tan 13 milyon euro vermişler. Bu kadar yaşlı oyuncuya bu kadar para verilmesi de saçma. Satılan oyuncular da Guga geldiği gibi gitmiş 14 milyon euroya. Artur soy Freiburg'a gitmiş. Muhammed Şengezer Slavia Prague'a gitmiş. Abdullah Tulu Ayşeo Toluca'ya gitmiş. E, Vergin Estudiantes'e gitmiş. Onun dışında Eren Derdi yok falan varmış. Onları da satmışlar. Muhammed Emin Sarıkaya da kiralamışlar. Jeskembu Ekoko'yu da satmışlar. Onun dışında aldıkları bir oyuncu yok gibi gözüküyor. Ee, hemen devam edelim. Bir sonraki sezonuyla Bursaspor'un Lidio gelmiş Flamengo'dan 18.25 milyon euroya. Bruno Valdez Bey'in Guam'dan gelmiş. Noel Burga Indipente'den gelmiş. 2.9 milyon euroya. Hemen e, sattıkları oyunculara bakalım. Dino Besirovic e, Kore'ye gitmiş. Onun dışında Lestienne 5.25 milyon euroya. E, Shenzhen takımına gitmiş. Yoni Gonzalez de Gremio takımına giderken e, birçok. Stefan Badji de burada Hurakan'a gittiğini görüyorum. Mutmaraş'ı da Akhisar Spor'a satmışlar gibi gözükmekte. Son sezonuna bakalım Bursa Spor'un ne olmuş. Son sezonunda Gustavo Gomez gelmiş Dinamo Kiev'den, Maicon Jackson Flamengo'dan gelmiş Bursa Spor'a, Enrico Atletico Mineiro'dan gelmiş, Leschuk Boca Juniors'tan gelmiş. Sattıkları oyuncularda ise geri medal Estudiantes'e giderken Junior Tavares ve Beşiktaş'a doğru gitmiş. Oscar Steele de River Plate forması giymekte şu anda. Zaten Bursa Spor'unda e, herhangi bir başarısı yok Trabzonspor'la olduğu gibi. Bundan sonra artık diğer takımlarımızın neler yaptığı bizi daha da ilgilendirecek. Diğer 3 takımımız bakalım e, Avrupa'da falan başarılı sağlayabilmiş mi? Hemen Galatasaray'la devam edelim. Onlar bir üstü olduğu için Muhammed Özdemir diye bir oyuncu var Galatasaray'ın kadrosunda. Kendisi Regen pozisyonunda ve 33.5 milyon euro değeri var. 9 kez milli takımda oynamış. bir gol atmış ve bitirici dripling ve ilk kontrol özellikleri üst düzey gözükmekte. 157 yetenek puanına sahip ve 167'ye kadar ulaşması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun bandırma spor altyapısından çıkmış garip bir şekilde ve Galatasaray'a transfer olmuş hemen. Ardından Galatasaray'la geçtiğimiz 2 sezonda önce 18 ardından 16 gol atarak ligi sırtlattırmış aslında takıma. Lucas Martinez Cuar, Cuarta var. Jonathan Menedes var. Emrak Baba var yine tanıdığımız. Borna Barisic var e, tanıdığımız. Ivanovic var. E, Javier Correa var. Onun dışında Galatasaray'ın kadrosu genel manada iyi gibi gözüküyor. E, menajer geçmişine bakmak istiyorum. Fatih Terim e, yaklaşık 2 sezon, 1.5 sezon sonra kovulmuş. Ardından Jose Luis Sierra gelmiş göreve. O da 1 yıl kaldıktan sonra Igor Stima şu an takımın başında bir yılı 148 gündür ve Galatasaray'ın transfer geçmişine bir bakacak olursak fix türünden önce Galatasaray ilk sezonunda. Zemaria'yı kadrosuna katmış. Bezelsiz bir şekilde Dario Benedetto Boca Juniors'tan 3.1 milyon euroya gelmiş. Leandro Godoy Calares'ten gelmiş. İlk sezonda kiralık olarak giden Selçuk İnan'ı görüyorum. Onun dışında Martin Lines Brezilya Ligi'ne 4.3 milyon euroya satılmış. O da önemli bir hamle. İkinci sezonda Luindama her zaman olduğu gibi 5 milyon euroya alınmış. Coarta River Plate'den gelmiş. Jonathan Mendes Independent'den gelmiş 3 milyon euroya. Joaquin Rickenberg yine önerdiğimiz bir oyuncuydu zamanında. Belgrano'dan 2.3 milyon euroya gelmiş. Satılan oyuncularda ise Mariano 9.25'e. Wayne Guan'a gitmiş. Don Kore'ye gitmiş. Ömer Bayram Sivas'a. Emre Taşdemir Hoya gitmiş gibi gözüküyor. 2020 senesine bakacak olursak. 2020 senesinde Gino Peruzzi San Lorenzo'dan 1.4 milyon euroya almışlar. David Barbona'yı Atletico Tucuman'dan almışlar. Gaston Campi'yi Estudiantes'ten almışlar gibi gözüküyor. Sattıkları oyuncularda ise Galatasaray'ın Leandro Godoy 3.7 milyon euroya gitmiş. Yaklaşık e, bu paralar alınmıştı zaten kar edilmeden satılmış gibi gözüküyor. Ali Yavuz kolu da e, Alanya Spor'a satmışlar. 2021 sezonuna baktığımız zaman Javier Korea'yı Santos Laguna'dan almışlar. Kaybui'yi de Koritiba'dan 3.8'e Nikola Muru Santoria'dan gelmiş. Sattıkları oyuncularda Dor Dario Benedetto'yu Tigres'e satmışlar. 16 milyon euroya ve inanılmaz bir kar etmişler ondan. Yaklaşık 13 milyon euroluk. Marco Aşenzen'e gitmiş. Gaston Kampi Şehuva'ya gitmiş. Kaybui Fluminense'nin formasını giymekte. Şu an da gibi gözüküyor. Hemen son sezonuna geçelim Galatasaray'ın. Son sezonda Borna Barisic'i Porto'dan almışlar. Joaquin Arzura'yı Beink'ten, Babukar Sannehi e, Andalet'ten almışlar. Benim burada takıldığım olay Quintero'nun Beink'ten kiralık olarak gelmesi ve Quintero çok önemli bir oyuncu. Arkadaşlar Quintero'nun pozisyonunu da size göstereyim burada. Beink onu River Plate'ten sadece 3.3 milyon euroya almış. Çok değerli bir oyuncu kendisi. Her zaman göz atmanızı öneriyorum. Gino Peruzzi Shandong'a gitmiş. 1.4 milyon euroya almışlar dönü 12 75 gerçekten iyi olmuş. da 8 milyon euroya e, Luindama'yı almış. da Brezilya ligine gitmiş gibi gözükmekte Feguili, Zamaraya, e, Barbona gibi, Rickenberg gibi oyuncuları da göndermişler gibi gözüküyor. Grikember kiralık olarak gitmiş. Hemen Galatasaray'ın fix türüne gelmek istiyorum. Ben fix türündeki ilk sezonda iyi bir performans çizip şampiyon olmuşlardı zaten. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi E grubunda Sakai, Giongam ve Urinam United'la eşleşmişler. Bunun ardından Şampiyonlar Ligi E grubundan çıkmayı başaramamışlar. 2020 sezonunda ise yine Şampiyonlar Ligi H grubundalarmış. Şampiyonlar Ligi H grubundan çıkmayı başaramamışlar. Üçüncü sezonlarında Şampiyonlar Ligi H grubundalarmış. Yine Kore takımı Jean Jeonbuk onun dışında Melbourne Victory ve Osaka ile beraber burada gruptan çıkmayı başarmışlar galiba. Yok başaramamışlar burada da. Burada da e, FF kupasında çeyrek final görmüşler. Yani Türkiye Kupası ile eşdeğer olan kupada ve son sezonda Şampiyonlar Ligi E grubundalarmış. E grubundan çıkmayı başarmışlar. Burada Jeju'yu elemişler. Jeju'yu eledikten sonra Jeonbuk'u elemişler çeyrek finalde. Çeyrek finalden sonra Beyin Guanla yarı finalde ve finalde Al Hilal'i elenip turnuvayı ikinci sırada tamamlamış Galatasaray Saray. onlar, adına da önemli bir başarı aslında Galatasaray'ın ikinci olması Asya Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil etmesi adına Galatasaray ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar aslında arkadaşlar hemen son sezondan önce Fenerbahçe ile devam edelim Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin kadrosunda Christian Pavon, Saul Salkedo, Rafael Santos Bore, Dalbert, Rodrigo Muniz, Elif Elmas Elif Elmas 22 milyon değere ulaşmış bu arada önemli oyuncular var gibi gözüküyor hemen genel bakışına bir bakalım teknik adamı kimmiş Fenerbahçe'nin Kiro Ferreira var. Christian Pavon kaptan gözüküyor. Zaten kilit oyuncu da kendisi. Tutti isimli oyuncu. Gelecek vadeden bir isim gibi durmakta. Hemen Fenerbahçe'nin menajer geçmişine bakmak istiyorum ben. Birçok transfer teknik adam değiştirmişler aslında. Ersun Yanal gelmiş. Ardından Jamie Pacheco gelmiş. Juan Ramos Lopez Caro gelmiş. Filip Koku tekrar gelmiş. Carlos Kameni gelmiş ve Kiro Ferreira sonunda yeniden takımın başına gelmiş gibi gözüküyor ve şu anda 140 gündür takımın başında ve Fenerbahçe maalesef şampiyonluk göremeden bu simulate'i bitirmiş gibi duruyor. Hemen Fenerbahçe'nin fixtürüne fikstürüne bakmak istiyorum ben. Fikstüründen sonra transfer geçmişine bakmak istiyorum. Fenerbahçe ilk sezonda bir başarısı yok. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi H grubundalarmış. H grubundan çıkmayı başaramamışlar. Onun dışında burada FF kupasını kazanmış galiba Fenerbahçe yalnız. İki sefer Fenerbahçe Çin Federasyon kupasını kazanmayı başarmış. Bu da onlar adına önemli. Bunu detayı atlıyorduk neredeyse. Ona da bakmak iyi oldu burada. 2020 sezonuna geldiğimizde yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi E grubundaymış. Gruptan çıkmayı başaramamışlar. 2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi F grubundan çıkmayı başarmışlar. Melbourne Victory'i elemişler. Melbourne Victory eredikten sonra Brisbane'e Roar takımı onları çeyrek finalde eleyerek evlerine göndermiş uzatma sonucunda sanırım. yok Uzatma sonucunda da de deplasman golüyle elemişler ve onları evlerine göndermiş. Son sezonda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamamış ve ona rağmen federasyon kupasında Ben Guana'yı eleyerek kupayı almayı başarmışlar. Onlar adına da önemli bir durum. Fenerbahçe'nin transfer durumlarına bir bakalım ne olmuş. Fenerbahçe'nin transfer durumlarında ilk sezon Christian Pavard Vanu 3.3 gibi çok komik bir rakam almışlar. Thomas Cardona Godoy Cruz'dan gelmiş. Satılan oyuncularda ise Roberto Soldado 3.5 milyon euro'ya. Lomokiev'e gitmiş. Nabil Dirar 2.3 milyona. Kopenhag'a giderken Berkezleri de kilalamışlar. İkinci sezonda ise Salcedo'yu 7.25'e almışlar. Daniel Bok Bokenegra, Bings Guan'dan gelmiş. Onun dışında çok böyle göze çarpan bir şey yok. Korozinyak Tigres'ten kiralık olarak takıma katılmış. Sattıkları oyuncularda da Miai Zeiss'ı, Diego Reis'i, Moriella'ya satmışlar. da Olimpik Marsilya'ya giderken Maurizio Isla Chongqing takımına gitmiş. Hasan Ali Kaldırım ise Şutrum Gras takımında oynamaya devam etmiş. Hemen bir sonraki sezona geçelim. Dalbert'i Flamengo'dan alırken Sao Salkedo Boca Juniors'tan gelmiş. Satılan oyuncularda ise Alper süper yeni Malatya Spor'a gitmiş. Sadık Çift Vanar Tianjin'e takımına yola giderken Mehmet Topal Şenzen takımına ucuz bir paraya gitmiş. Dördüncü sezonda ise Fenerbahçe adına Sergio Ricardo isimli oyuncu Flamengo'dan gelmiş. Vitor Hugo Fiorentina'dan. Hamedallah Changuing'den gelmiş. Changuing'den gelmiş 8.75'e. Satılan oyuncularda ise Cardona Lanus'a gitmiş. Berke Özer Freiburg'a gider. Kevin, Kevin Drouham Kenzen'e doğru gitmiş. Barış Alıcı da Göztepe'ye gitmiş gibi gözüküyor. Son sezonunda ne yapmış diye bakacağım Fenerbahçe. Rodrigo Muniz gelmiş 14.25 milyon lira. Jefferson Meiderios gelmiş Brezilya'dan yine. Brezilya ağırlıklı çalışmış Fenerbahçe. Moise Kone diye bir oyuncu almışlar. Paris'ten Germen'den 8.25'e 25e Moise Keane'le karıştırabiliriz. Karıştırmayalım. Tuti'yi almışlar. Tuti de onların gelecek vadeden oyuncusu olarak gözükmekte. Ama fazla forma şansı vermemişler ona. Gelecek vadeden oyuncu. 132 yetenek bu anda kadar ulaşması bekleniyor. Garip. Sattıkları oyuncularda ise Lucas Rodriguez, Bruno Sar, Milan Rodic gibi, Carlos Salcedo gibi, Hamed Allah gibi oyuncuları satmışlar. Torgay Aslan da bu dönemde bu anın yolunu tutmuş. Tanıdık oyunculardan Fenerbahçe adına e, başarısız geçiyordu neredeyse ama Çin Federasyon Kupası'nı iki kere kazanarak aslında buradaki şanssızlıklarını bir nevi kırmışlar diyebilirim. Medya tahmininde 6. derken 4. sırada bitirmişler ligi. Hemen devam edelim. Beşiktaş'la. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş son 2 sezonun şampiyonu. Luka, Ivan Yüksek, Joao Mario, Fabrizio Angileri, Luis Diaz. Luis Diaz'ı severiz. Luis Diaz oldukça ucuz bir oyuncu. Çok önemli katkılar verebilir. Beşiktaş'a da çok önemli katkılar vermiştir vermemiş ve alındıktan sonra değerini neredeyse 20 katına çıkarmış. Adem Laiç, Maikon, Iturbe, Loris Karius hala takımda. Onun dışında baktığımda tambuli var. Stambouli, Blandi, Vida, Leroy Fer. Önemli oyuncular var Beşiktaş'ın kadrosunda. Beşiktaş'ın geçmiş menajerlerine bir baktığımızda neler olmuş. E, Şenol Güneş ile başlamışlar. Guti gelmiş. Guti'den sonra Jorge Castello ve Trousier geldikten sonra menajerlikten emekli olmuş ve Raul Agne şu an takımın başında sadece 8 gündür sezonu bitirttirmiş. Truisier şampiyon yapmış Beşiktaş'ı iki sefer ve ondan sonra menajerlik görevine son vermiş kendi kendine. Beşiktaş'ın fikstürüne bir bakmak istiyorum ben. Fikstürsel neler olmuş Beşiktaş adına. İlk sezonda bir şey yok zaten. İlk sezonda bir durum yok. İkinci sezonda Şampiyonlar Ligi G grubunda mücadele etmiş Beşiktaş. Burin'le United'a ikinci turda eşleşmişler. Burin'le United'ı eledikten sonra burada çeyrek finalde Said Tama, United'la eşleşmişler. Onları da elemişler. Yarı finalde Sakai'yi de elemişler. Finalde al Itiyat gelmiş al i̇tiyata ilk maçta 4-0 yenilmişler. ikinci maçta 1-0 kazansalar da finalde ikincilikle yetinmişler. Bu da Galatasaray'dan önce olan bir durum. İlk finalistimiz Beşiktaş gibi gözüküyor aslında. Avrupa kupalarında değil, e, ulusal kupalarda Avrupa kupaları diye ağzıma plasenk olmuş adeta. Hemen 2020 sezonuna geçelim. 2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi F grubundalarmış. Gruptan çıkmışlar. Çeyrek finalde Melbourne City'ye elenmişler gibi gözüküyor arkadaşlar. 2021 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi E grubundalarmış. Bu sefer E grubundan çıkmayı başaramamışlar ve son sezonda Şampiyonlar Ligi H grubundalarmış ve H grubundan çıkamamışlar. Son haftalara beraberliklerle devam etseler de e, ligde şampiyonluğu almayı başarmış Beşiktaş. Beşiktaş'ın transfer geçmişine bir bakalım arkadaşlar. Neler olmuş? Beşiktaş'ın transfer geçmişinde Pedrinho var. Pedrinho'yu severiz. Makvarasović gibi önemli bir oyuncuyu serbestten almışlar ve genelde kiralık hamleleri olmuş. E, onun dışında ikinci sezona geçtiğimizde Luka Ivanusek alınmış Lokomotiva'dan Sebastian Vega Morella'dan alınmış, onu da satmışlardı zaten. Orlando Berio Flamingo'dan, Maicon Shakhtar'dan, Adem Naiş Torino'dan gelmiş. Mosquera Leon'dan gelmiş. Burada sattıkları oyunculara baktığımızda Gökhan Töre'ye 7.75 veren bir Montre'yi var. Jermyn Lens Fluminense'ye gitmiş. Enzo Rocco Atlas'a gitmiş. Necip Buysal Zhejiang gitmiş. Son San Lorenzo'da Caner Erkin'e almış gibi gözüküyor. 2020 sezonunda neler olmuş ona bakalım. Lolis Karius'un opsiyonunu kullanmış Beşiktaş Liverpool'dan 8 milyon euro almış her zaman olduğu gibi. Romario Benzar, Los Angeles e, Galaxy'den gelmiş sanırım 8 milyon Euro'ya. horosovski gelmiş Victoria Prezen'den 7.75'e. Felipe Aguilar, e, Santos'tan 7 milyon Euro'ya gelmiş. Sattıkları oyunculara baktığımız zaman kimler var en tepede? Geri medal Bursa gitmişti. Orlando Berio Indibente'ye Indibente gitmiş. Dorukan Tokes, Cruz Azul'a giderken Dennis Simpson Bursaspor'a e, gitmiş. Bursa Spor'da bu arada Beşiktaş'tan 21-22 milyon Euro'luk transfer yapmış bu dönemde diyebilirim. Burada gözüme çarpan kimse var mı diye bakıyorum. başka başka kimse yok. 2021 sezonuna geçelim. O Mario'yu almış Beşiktaş bu dönemde. Shakhtar Donetsk'ten 13.25 milyon, 13.25 milyon euroya. Kevin Malkuit Napoli'den gelmiş 8 milyon euroya. Onun dışında Iturbe tanıdık oyunculardan bu uzat var. tanıdık oyuncular var mı diye bakıyorum ama fazla tanıdık oyuncular yok. Devam edelim. Sattıkları oyuncularda Oğuzhan Öz Yakup Leon'a gitmiş 6.6.5 milyon euroya. Pedrinho Brezilya Ligi'ne geri dönmüş. Güven Yalçın yeni Malatya ile anlaşmış 5.25 milyon euroya. Onun dışında bakıyorum tanıdık oyuncular var mı diye tanıdık birilerini göremedim. Arazo Özbiliz var. Şinke bedelsiz olarak gitmiş. Son sezonuna bakalım Beşiktaş'ın. Son sezonda Tambuli, Degenek, Tavares Gonzalez, Aschenwald gibi Leroy Fer gibi oyuncular gelmiş Beşiktaş'ın kadrosuna. Onun dışında sattıkları oyuncularda da Sebastian Vegas vardı. Trabzon'a gitmişti. Lucas Melano, Viana, Tobio Independia'ya gitmiş. William Arao Atletico Minore'nun yolunu tutmuş. Angel Gonzalez ise e, Nantes'a gitmiş. Burada yine tanıdık oyuncular var mı diye baktığım zaman bir şeyler göremiyorum açıkçası. Burada da ana ekranı bu şekilde olmuş Beşiktaş'ın. Hemen Beşiktaş'ı bitirdikten sonra yani Çin Ligi'ni bitirdikten sonra bir Türkiye Ligi'ne bakmaz mıyız? Türkiye Ligi'ne de bakalım arkadaşlar. Türkiye Ligi'nde geçtiğimiz 5 sezonda yeni Malatya Spor, yeni Malatya Spor, Kayseri spor ve Konya Spor şampiyon olmuş. Şu anda tarihler 1 Ocak olduğu için ligin yarısında ve ligin yarısını oynanmış gözükmekte. Önderdiğimiz takımların bir başarısı var mı diye bakmak istiyorum hemen. Geçtiğimiz sezon yok. Hatta küme düşme potalarındalarmış. Henan küme düşmüş. Yani 8.lik 9.luktan yukarı başarıları yok gibi gözükmekte. Bu da aslında diğer takımların Çin'deki takımlardan ne kadar üstün olduğunun bir nişanesi olarak gözüküyor. Türkiye Kupası'nda peki neler olmuş? Türkiye Kupası'nı kim almış geçtiğimiz dönemlerde? Türkiye Kupası'nı ise e, Sivas Spor, Göztepe Göztepe ve Kasımpaşa almış. Onlar adına da e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor'un olmamasından sonra e, ligde bir fırsat doğmuş. Onlar da bir kupa almakla kendilerini ödüllendirmişler diyebilirim. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve farklı önerileriniz varsa bunları Forum kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.